Selam, hoş geldin bitki severim. Hemen yeşil bitki kalbimi de göndereyim sana. Bu güzelliklerim, tavşan kulağı, kaktüsü. Şu güzelliğe bakar mısın? Çok tatlılar değil mi? Şu an elimde, onu da sana tek tek nasıl baktığımı anlatacağım. Nasıl bu kadar güzel olduğunu anlatacağım. Senin de böyle güzel tavşan kulağı kaktüslerin olsun. Çok güzeller değil mi? Bak canım, bu görüyorsun beyaz dikenli olanı. Bunu çok aradım. Buldum. En sonu buldum. Evet, böyle güzel beyaz benekli gibi gözüküyor değil mi? Çok güzel dikenleri var. Çok beğendim bunu. Evet, bir de bunu bir hafta önce aldım. Onu da buldum. Bu da kırmızı dikenli olanı. İnşallah gözüküyordur kameradan. Bak böyle kırmızı benekleri var bunun da. Bunu da arıyordum. Beyazı daha öncesinden buldum. Bunu da işte bir hafta falan oldu bulalı. Çok güzel değil mi? Şuna bak, kırmızı benekleri var. Bu da böyle kalp şeklinde olanı. Artık saksımı değiştir diyor. Kırıldı bayağı bir saksı güneşte. Şu şekli görüyor musun? Bu da başka bir tür. Ama bunun dikenleri çok acıtıyor. Uçuyor da, çok acıtıyor. Bu da başka bir türü. Böyle kalp şeklinde oldu. Bu normal kendi haliyle oldu. Herhangi bir yapım falan hiçbir şekilde olmadı. Doğal kendi haliyle böyle kalp şeklini aldı. Görüyorsun değil mi? Çok güzel. Evet. Bu kızım da, bu da sarı tüylü ama daha az olanı. Görüyorsun tane tane belli köklerinden, bak böyle bu şekilde. Daha az sarı tüyü var. Ama bu kızımın, şurada hemen bunu da göstereyim sana. Bak görüyor musun, daha sıkı. Daha sık tüyleri var. Böyle bu şekilde. Bunlar da aynı şu köktekiler gibi sıkı hale gelecek. Görüyorsun değil mi? Bak bu da başka bir güzel. Yani şu an elimde 5 çeşidi bulunmakta. Tavşan kulağının, kaktüsümüzün. Evet, şöyle gülümseyerek baksınlar sana. Şöyle kadraja tam sığsın. Evet. İyi oldu değil mi? Evet. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi ben bu güzellikleri nasıl baktım? Nasıl böyle güzel çoğaldı? Onu anlatayım sana. Şimdi ben bu güzelliğime güzel böyle geçirgen bir toprak hazırlıyorum. Suyunu ikram ettiğim zaman hemen drenaj deliklerinden akıp gitmesini istiyorum. O yüzden de güzel böyle geçirgen bir toprak hazırladım. Yani kaktüslerin istediği toprak geçirgen bir toprak. Sadece ve sadece biraz daha içerisine kum koyuyorum bu güzelliklerimin. İçerisinde biraz daha fazla, hani diğer böyle onu su tutmayan hale getirdiğim toprakların içerisine koyduğum işte perlit gibi, ondan sonra pomza taşı gibi, lav taşı gibi, normal bahçe toprağı da olması gerekiyor. Birazcık da torf, biraz torf karışımı bu güzelliğe yeterli geliyor. Ama bunlardan en fazlası biraz kum olması gerekiyor. Kumlu olan topraklarda daha güzel gelişim gösteriyorlar. Zaten kaktüslerimizin toprak şekli bu olduğu zaman evindeki halini hatırlıyor. Çünkü kaktüsler kumda yaşayan bitkilerdir. Çölü hemen aklımıza getiririz. Değil mi? Böyle kaktüs denildiği zaman bu güzellikler çöl olarak aklımıza gelir. İşte bu ortamını sağladığımız zaman güzelliklerimizin hali, şekli, mutluluğu bu şekilde oluyor. Gayet de güzel oluyor. İçerisine de doğal gübre koyuyorum. Yani kaktüslerin aslında çok fazla gübreye ihtiyacı yok. Ama hani şey olsun diye, vitamin olsun diye birazcık gübreliyorum. Her zaman söylediğim gibi tabii vitaminini yine eksik etmiyoruz. Hani kaktüslerin bu gibi şeylerle çok fazla ihtiyaç duymuyorlar. Onlara su ve güneş yeterli geliyor. Ama tabii biz ben dayanamıyorum. Diğer bitkilerime, sukulentlerime vitamin verdiğim gibi bu güzelliklerime de ikram ediyorum.
görüyorsun zaten şeklini. Onlar da çok mutlular benimle yaşamaktan. Ben de çok mutluyum. Genelde kaktüsleri hani dikenli olduğu için çok tercih etmeyenler de var ama ne kadar tercih edilmese bile mutlaka ve mutlaka kaktüste bakılıyor. Daha dikensiz olanlarını tercih edebilirsiniz. Mesela bunlar daha az dikenli. Çok fazla dikeni yani batmıyor. Bir şu kaktüsümüzünki, tavşan kaktüslerinde bir tek bu kaktüsümüzünki birazcık fazla batıyor. Onun dışında diğerleri gayet iyi. İnce bir eldiven bile kullansan batacağını düşünmüyorum. Ben normal böyle bu şekilde bakımını yapıyorum, elliyorum, çoğaltıyorum. Yani eldiven kullanmıyorum. Sen de rahatlıkla kullanabilirsin diye düşünüyorum. Ama baktın ki rahatsız oldu, eldiven de kullanabilirsin. Daha önceki videolarımda bu güzelliğimi zaten tanıtmıştım. Nasıl üretileceğini de anlatmıştım. Shorts videolarımda da var üretimi. Şu bölgelerinden böyle kıvırarak, şöyle bir tanesini hadi göstereyim sana. Şöyle kıvırıyorsun. Şöyle, evet. Böyle çıktı. Gördün mü? Evet, bunu artık üretebiliriz. Ama bunu bir 5 gün dışarıda bekletiyorum. Senin zamanın yoksa hemen toprağın içerisine de koyabilirsin. Toprağın içerisine koyduğun zaman da yine 5 gün su ikram etmiyorsun. Ve ekstra olarak da yani 10 günü bulmamız gerekiyor. Toprağın içinde de dışında da 5 gün dışında, 5 gün toprağın içinde, yani 10 günlük süreç geçtikten sonra bu kızımıza böyle toprağına suyunu ikram edebiliriz. Bu şekilde gayet güzel büyüyecektir. Onu dediğim gibi daha önceki videolarımda göstermiştim. Bu da sana ekstra bir şekilde göstermiş olayım. Yeni gelenlerim için. Diğer videolarımdan da takip edebilirsin. Yeni gelenime de hoş geldin diyorum. Çok sevindim geldiğine. İnşallah güzel güzel videolarımızı hep beraber bakarız, izleriz, takip ederiz. Evet, son olarak da güneşi bayılıyorlar zaten. Güneşe koy, güneş ne kadar kalırsa güneşte, ne kadar güneşin varsa, işte bak görüntüler böyle şahane oluyor. Bayılıyorlar güneşe. Toprağının kurulu ise suyu ikram edeceğimiz zaman toprağının iyice çatır 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 kuruduğunu görmemiz gerekiyor. Bak şurada gösterdiğim gibi, bak görüyor musun? Toprak çatır çatır kurumuş durumda. Gayet kupkuru. Birazcık toprağım da azalmış. Buna da toprağını birazdan ikram ederim. Evet, böyle çatır çatır kuruyacak. Hatta ben buna 2-3 gün daha su vermeyeceğim yani. Böyle kuruması gerekiyor toprağının. Çatlaması lazım. Onu da bekleyip de sonra güzel suyunu ikram ettiğinde, dranaj deliklerinden akıncaya kadar suyunu ikram ettiğinde olay budur. Sevgili bitki severlerim, size gülümseyeceklerdir. Bu şekilde. Yani kendinizi yıpratacak bir durumunuz yok. Kendinizi üzecek bir durumunuz yok. Lütfen sulamadan kaçınalım. Çok sulamadan kaçınalım. Sık sık sulamaktan kaçınalım. Çünkü bitkilerimizin kaybı, bana sorulan soruların en fazlası, bitkim çürüdü, yumuşadı, ne oldu diyorlar. Bunun sebebi çok aşırı sulama. Yapma, yapma sevgili bitki severim. Çok aşırı sulamalara, her gün her gün sulamalara girmeyelim. Yani toprak kontrolünü mutlaka yapmamız lazım. Toprak çatladıktan sonra bu güzellikler güzel ikram edersiniz suyunu. O zaman kendine yeterli gelir. Ama bir gün durup bir gün su, bir gün durup bir gün su, iki güne, üç güne bir su olmaz. 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 O yüzden lütfen toprağımızı kurutalım. Toprağımız kuruyor, suyunu ikram ediyoruz. Bu güzellikler bu şekilde büyüyorlar. Yani formatları bu, gelişim şekli bu. Sen de bunun dışına çıktığın zaman, gidip gelip su verdiğinde artık yumuşuyor ve kök çürümesi oluyor. Kök çürümesi olduğunda bitkilerin kaybı çok fazla. Kurtarma olasılığı neredeyse sıfır. Ama kuruduğu zaman, kuru kaldığında suyunu bir güzel ikram edersin. O tekrar yeniden formuna geri döner.
Ama aşırı sulamadan kökler çürüdüğünde geri dönüşümü olmuyor. Çok zor oluyor. Kurtarması gerçekten böyle bir mucize gibi oluyor. Buna dikkat ettiğin zaman işte görüyorsun. Harikalar. Şu an elimde 5 çeşidi var. Çok mutluyum. 5 çeşit olduğu için. 5'i de ayrı 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 özellikleri ve güzellikleri var. Ama toplam istedikleri bakım, bakım süreci, sulaması, toprağı, güneşi, her şeyi aynı. Sadece görüntüleri görüyorsun farklı. Onun dışında bakım olayı aynı. Kendini yorma, yıpratma, sürekli bitkinle uğraşma. Onu bir rahat bırak. Bak görüyorsun güzelliği. Unut ya, unut arada sırada bir unut. Aa benim bitkim vardı deyip hatırla. Bak o zaman da suyunu verdiğin zaman ne kadar güzel oluyor gör. İşte anlatacaklarım bu kadardı. Benim güzelliklerim bu şekilde. Daha önceki videoları da var biliyorsun. Beni takip edenler biliyor zaten. Bu kızlarım küçücüktü. Minnacık almıştım. Böyle tek bir daldı. Aynı şunun gibi. Şöyle almıştım hepsinden. Ondan sonra böyle güzel büyüdüler. Sonra ben bu kızlarımı ürettim, çoğalttım. Bayağı da elimde var. Görüyorsun. Harikalar. Yerlerinden de mutlular. Evet. Anlatacaklarım bu kadardı sevgili bitki severim. İnşallah sana faydalı olmuşumdur. Doktor çiçeğimde kal. Sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı, abone olmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.